Öğretiler 23. Eğer tüketiciler çevreye daha yararlı ürün ve hizmetler talep ederse, üreticiler de bunları tasarlayıp üretmeye yönelecektir. Eko etiketler bir ürünün yaşam döngüsünün bir ya da daha fazla aşamasında çevre kriterlerine uygunluk gösterdiğini belirten onay damgalarıdır. Küresel anlamda kağıt tüketimi 20. yüzyılın ikinci yarısında 6 kattan fazla artış gösterdi. Çin, dünyanın en büyük tişört üreticisi, toplam üretimin yaklaşık %65'ini gerçekleştiriyor. Daha yüksek yaşam kalitesine duyulan isteğin belki de en belirgin ifadesi, giderek daha çok sayıda insanın refaha yönelik alışveriş yapmasıdır. Gelişmekte olan ülkelerin çoğunda güçlü toplumsal temelleri olan topluluklarda ortak tüketim daha verimli oluyor. Kentler iyi tasarlanırsa zaman geçirmek açısından ideal yerler haline gelebilir ve yurttaşlar arasındaki etkileşimin artmasını sağlayabilir. Yaşam kalitesinin yüksek olduğu toplumlar insan merkezidir ve insanlar arasındaki etkileşimin geliştirilmesine önem verir. Bir refah toplumu tüketicilere birbirinin aynı olan pek çok ürün değil, yeterli sayıda ve gerçek seçenekler sunacaktır. Kakao bir koruma alanı bitkisi. Dayanıklılık, tamir edilebilirlik ve geliştirebilirlik tüketimin çevre üzerindeki etkilerini azaltmanın en önemli unsurlarıdır. Harcanacak para ne kadar artarsa tüketim de aynı düzeyde artıyor. Gelişmekte olan birçok ülkenin ihracata dayalı ekonomileri üretimlerini hızla artırıyorlar. Artan ithalat nedeniyle ülke dışına çıkan Amerikan dolarları, yabancı yatırımcıların Amerikan hazine kağıtları, bonolar, hisseler ve gayrimenkul satın alması sayesinde ülkeye geri dönüyor. Bu dolar akışı çok büyük bir küresel likidite rezervi yarattı. Küresel ekonominin refahı giderek ABD'deki tüketim artışına bağımlı hale geldi. Tüketimde ani ve büyük bir azalma dünya ekonomisini bunalıma sürükleyecektir. Gayri safi yurt dışı hasıla kavramının üstünlüğü sürüyor. 1992'de dünya nüfusunun %1'inden azının cep telefonu vardı ve ülkelerin yalnızca 1/3'ünde cep telefonu şebekeleri bulunuyordu. ABD'de cep telefonları ortalama 18 ayda bir değiştiriliyor. İnsanın icat ettiği teknolojik açıdan en verimli makine kitaptır. Mutlu olmaya çalışmayı bir bıraksak bayağı iyi vakit geçireceğiz. Müzik zamanı sindirmek için elimizdeki en iyi araçtır. Pop müzik çocukların cep harçlığının çalma işidir. Öfke zihnin fenerini söndüren bir rüzgardır. Reklam zenginlerin daha fazla para isteme biçimidir. Neyi riske attığın neye değer verdiğini gösterir. Bir defa şanstır, iki defa tesadüftür, üç defa düşman eylemidir. Sevinç minnettarlığın en basit biçimidir. İnsan bir kenara bırakabildiği şeylerin sayısı kadar zengindir. Zihin paraşüt gibidir. Açılmazsa çalışmaz. İyi ahlak sonucu olarak ortaya çıkan iyi karakter liderliğin ayırt edici özelliklerinden biridir. Kişisel ahlak içimizde bir özgüvenlik temeli oluşturur. Her mesleki kariyer gelişim çizgisi özünde belirli bir düzeyde uyum sağlayabilme becerisi gerektirir. İlerisi düşünen olası yeni yönelimleri önceden kestirebilen ve değişimin kaçınılmazlığını gerçekçi bir biçimde uyum sağlamaya hazır olan insan için gelecek bir yığın yeni fırsatlarla doludur. İnsanların tüketimi toplumsal değerlerin en tepesine yerleştirme alışkanlıkları düşünüldüğünde refah toplumuna geçişin zor olacağına hiç kuşku yoktur. Biz insanları farklı kılan şey birbirimizden öğrenme, birbirimizle paylaşma, konuşma ve birbirimizi anımsama becerilerimizin göstergesidir. Zorluklar dostları ölçmek için en iyi tartıdır. Kalite, kimse bakmadığında da doğru olanı yapmaktır. Kaygı, kişinin kendinden korkusudur. Asla düşünebildiğinden daha net konuşma. Öz disiplin yeteneği geliştirmek yüksek bir motivasyon, uygulama ve azim düzeyi gerektirir. Arap ve Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucuları göçebelerdir. Basiret, düşündüklerinin bir bölümünü özenle kendine saklama sanatıdır. İkna edicilik gücünü, inanırlık, karşılıklı iletişim ve incelik becerilerinden alır. İnisiyatif, bireyin içindeki özgün düşünceler için eyleme geçme becerisidir. İyi bir zamanlama ve öz disiplin anlayışına sahip olan insan, çok kez imrenilecek bir nitelik olan doğru zamanda ve doğru yerde bulunan doğru insan olmanın yanı sıra bunun getirdiği kazançları da elde eder. Eflak, ulahlar ülkesi demektir. Her toplum zaman akışı içinde sürekli değişim geçirir. Roma İmparatorluğu eski dünyanın çok budunlu, kavim, geleneksel imparatorluğu için kullanılan bir deyimdir. Tanzimat 3. Selim'den bu yana meydana gelen yapısal ve kurumsal değişimlerin hukuki ve siyasi anlamda kabulüdür. Topkapı Sarayı Osmanlı İmparatorluğu tarihini bir ananevi, bir baba ocağı gibi kaplamıştır. Çoğumuz alışkanlıkların esiriyizdir.
Aynı markayı kullanan kişilerle aranızda büyük olasılıkla aidiyet duygusu oluşur. Kapitalist üretim tarzının iki özelliği, üretici güçlerin çok gelişmiş olması ve üretim araçlarının çok az sayıda kapitalistin elinde bulunmasıdır. Meta, ticaretin akışına girmesi için üretilmiş maddi bir maldır. Tüm metaların tek ortak özü, bunları üreten emektir. Bir metanın değerinin onu üretmek için toplumsal olarak gerekli emek miktarı tarafından belirlendiği sonucu çıkarılabilir. Geçmişe takılıp kalmanın bir anlamı yoktur. Uzunca bir süre kanıksadığımız durağanlık hiçbir zaman geri dönmeyecek. Gelecek hakkında bildiğimiz tek şey farklı olacağıdır. İlerleme, genellikle daha önce hiç yapmamış olduğumuz bir şey yapmak anlamına gelir. Hata yapmak insan özgüdür ve suçu bilgisayarlara atmak daha insancıldır. Alışveriş, bağımlılık yapan bir şeydir. Ritüeller, marka ve ürünle aramızda duygusal bağlar kurmamızı sağlar. Öğretiler devam edecek.